Herkese merhaba. Öncelikle burada olmak çok güzel. Ee, arkadaşlar, ekip e, trayı harika bir iş çıkarmış. Ve <laughs> slogan da çok iyi. Yapay zeka çok gerçek. Ben de bugünkü sunumumu, paylaşımımı bunun üzerine e, yapmak istedim. Önce kısaca kendimden bahsedeyim. Arkasından e, bugünün kontentine geçmiş olalım. Atilla Yardımcı ismim. E, Trayi e, Akademi e, Eğitim Direktörü olarak görev alıyorum, destek veriyorum. Aynı zamanda e, geleceğin eğitimlerini tasarlayıp, dijitalleştirip sunan miyolun e, kurucu ekibindeyim. E, baktığınızda e, bunun dışında akademik tarafım var. E, şu anda size iki saat geriden İspanya'dan e, bağlanıyorum. Burada da iki farklı enstitüde, e, bunlardan bir tanesi. Ee, Uluslararası Katalan Üniversitesi diğeri de e, teknoloji e, Barcelona Teknoloji Enstitüsü'nde e, veri odaklı karar alma konularında e, finans öğrencilerine ya da büyük veri öğrencilerine eğitimler veriyorum. Genel olarak kendimi şuradaki e, şey köprü olarak tanımlayabilirim. Aslında bu köprünün önemi giderek artıyor. Daha önce McKinsey'nin Translator olarak tanımladığı bu köprü bugün şiddetini iyice arttırmış durumda. Biraz değişimler var. Bugün bu değişimlerden de bahsedeceğim. Nedir bu köprü? Aslında bilgiyi teknolojiyi üreten şirketlerdeki departmanlarla ve aynı zamanda bilgi ve teknolojiyi üreten şirketlerle şirketin stratejisini üreten birimleri birbirine bağlayan, entegre eden profiller olarak adlandırılabilir. En fazla eksikliğini çektiğimiz konu hala şiddetli bir şekilde devam ediyor. Ama eskiden bu profiller hep dışarıdaydı. Şirketlerin dışında bu profillere ulaşmak, onları yakalamak gerekiyordu. Şimdi konu biraz daha değişti. Şimdi artık şirketlerde bu roller ortaya çıkmalı, e, çıkmak zorunda. Buraya doğru evriliyoruz. Aslında her departman, her departmandaki e, iş üreten profilin buna yavaş yavaş eğrilmesi gerekiyor. Ben de sunumumu e, Generative AI'ın e, beslediği e, yeniliklerle birlikte onun üzerine inşa etmeye çalıştım. Dolayısıyla başlığımız şu. E, yapay zekayı ya da Generative yaklaşımı veri odaklı karar almada nasıl kullanabiliriz? Aslında belki şu ana kadar harika sunumlar izledik. Ö önemli bir kısımda e teknik kontentlerden e oluşuyordu. Bir şekilde use case'lerden oluşuyordu. Seslendiği kitle e bir şekilde mühendisler ve e içerik üreticileri yani e data ve analitik üreticileriyle çok daha fazla örtüşüyor olabilirdi. E business taraftan aslında bu konulara çok uzak olanların kendilerini nasıl pozisyonlamaları gerektiğiyle alakalı biraz daha fazla söz almak ve paylaşım yapmak istiyorum ben şu anda. Peki madem çok gerçek, nereden başlamamız gerekiyor? Yine veri odaklı karar almadan başlamamız gerekiyor. Çünkü bütün süreçler bizi buraya götürüyor. Yani elde ettiğimiz teknoloji, elde ettiğimiz yeni birikimler, Generative AI'ın bize sunduğu destekler hep doğru kararı hem data science tarafında hem de data, data analitik tarafında stratejilere doğru uygulamakla e, bağlantılı. Bu çok önemli. Ondan dolayı aslında strateji, inovasyon ve liderlik olarak bugünkü temanın alt başlığını ifade etmek isterim. Şimdi bir segmentasyonla başlamak istiyorum. Kendi yaptığım segmentasyon. Burada yapay zeka ve generatif AI tarafını e, kullananları Dört gruba ayırabiliriz bugün itibariyle. Şimdi e, tabii ki yapay zeka'nın kullanılması, generatif AI'nin işlere adapte olması vesaire bunu çok konuşuyoruz e, ve kaçan önemli bir gerçeklik var. O da sanki bunlar bizim yanımızda ilerliyor ama kendi hayatımızda değilmiş gibi. E, ne demek istiyorum? Aslında e, ortada bir teknoloji ve e, yapay zeka treni var ve bu tren şu anda hareket etmiş durumda. Bu trenin e, hareket etmesiyle birlikte bu gerçeklik içinde dört tane segment oluştu. Bunlardan biri lokomotifler. Lokomotiflerin en temel görevi şu. E, yani pozisyonlanma itibariyle, geldiği nokta itibariyle bunlar e, yeni şeyleri üreten şirketler, bireyler ya da yaklaşımlar olarak kendilerine yer buldular lokomotifler. İkincisi ise hızla giden bu trenin içerisinde lokomotifte sonra vagonlarda kendine yer bulanlar. Bunlar teknolojiyi uygulayabilen ekipler anlamına geliyor. Teknolojiyi uygulayabilen ekipler, şirketler, hayatında teknolojiyi doğru şekilde konumlandıran bireyler olarak kendilerini gösteriyorlar. Üçüncüsü ise tren gidiyor, onlar da peşinden koşuyor. Bir şekilde eğitimlerle peşinden koşmaya, yakalamaya çalışıyorlar. Bir vagona atlamaya çalışıyorlar çünkü yakında çok mümkün olmayacak bu. Bir segment daha var. Onlar daha durumun farkında değiller. Konuşmaların içindeler. Buradaki önemli bir ayrıntıdan bahsetmek istiyorum. Konuşmaların içindeler. Bir şeylerin e, tartışıldığı, e, konuşulduğu, kullanıldığı yerin hemen yanındalar. Ama realitenin tam olarak, o gerçekliğin tam olarak farkında değiller. Ben de onları e, istasyonuna hala gazetelerini okuyup treni bekleyen profiller olarak tanımlamış oldum. Bu dört profilden hangisi olduğumuz bugünün bence en önemli sorularından bir tanesi. Yani bu gerçeklik içerisinde bizim gerçekliğimiz nedir? Yani bu sunumdan sonra herkes kendi gerçeğine mi dönecek? Yoksa burada bahsedilen konularla kendi gerçeğini birleştirerek ilerleyecek mi? E, bunlar kritik. Bugünü temasını bunun üzerine kurmaya çalıştım. Bununla ilgili kitaplar paylaşıyorum her seferinde. Bunlar güncelleniyor, bazıları aynı kalıyor. Yine aynı şekilde belli kitaplar paylaşmak istiyorum. Teknik olarak bu konuyu incelemek isteyenlere üç tane kitap önerim var. Bunlardan tabii ki en önemlisi Peter Norvig'in kitabı. Onun dışında iki farklı yeni kontent üzerine konuyu derinleştirebilirsiniz. Onun dışında biraz böyle yapmadan önce, bunların çevirileri de var bir kısmının Türkçe'de. 10 dakika, 15 dakika gün içerisinde molalarda sabah kahvemizde okumamız iyi olacağı, bizi yakalayabil bizim yakalayabileceğimiz süreci onun da, kitabın da bizi yakalayabileceği e, 8 tane temadan bahsedebilirim. Bunları inceleyebiliriz, bunları okuyabiliriz. Bir de iş hayatında doğru köprüleri kurabilmek için yani yaptığımız işle e, EY arasında o temel adımları kaçırmamak için e, 3-4 tane daha kitap var. Bunların başlangıç noktası tabii ki e, şey ...analitik taraf, machine learning tarafı... ...business intelligence tarafı... ...bunlarla birlikte... E, ...ilerleyebileceğimizi düşünüyorum. E, birinci, ikinci ve... ...üçüncü adımda bunlar size destek olacaktır. Peki yapay zeka ya da... ...generative AI'yı bizim açımızdan... ...kritik kılan şey, e, konu nedir... ...diye baktığımızda daha önce... E, ...bahsettiğim başlıklardan birini... ...daha detaylı tekrar etme gereği... ...duyuyorum. Biz yolculuğumuza... ...data ile başlamıştık. Bu data... ...en nihayetinde bizi bilgi birikimine ve know-how'a götürmüştü. Şirketler, danışman firmalar, bu konunun uzmanları bize neyin nasıl yapılacağını 15-20 yıllık tecrübelerle anlatmaya ve bizi yönlendirmeye başlamışlardı. Uzun süre bu dinamikle ilerledik. Fakat şunu görüyoruz. Özellikle son zamanlardaki startup'ların gelişimine baktığınızda, unicorn olma performansına baktığımızda burada yaklaşık 4-5-6 yıl içerisinde startupların unicorn'a evrilebildiğini görüyoruz. Ortalaması yaklaşık olarak 4-4,5 yıl civarında. Bu ne demek? Bu şu demek aslında bu knowledge dediğimiz yani kişinin endüstrisine yaptığı işe bulduğu teknolojinin olgunluk seviyesine en yakın olma konusu. Buna yaklaşık 4-5 yıl içinde ulaşabiliyorlar. Eskiden bunlar 20 yıllarla e, konuşuluyordu. İşte bu yolu kısaltan konu AI'dı. Şimdi generatif AI ile birlikte bir tık daha bu yolun kısaldığını ama çok daha fazla kısalmayacağını daha çok içerik, zenginlik ve yeni yaratıcı kontentlerle genişleyeceğini söyleyebiliriz. İşte bu dinamik içerisinde biz de bu yolu hızla kat edebilmek için, sunumlarımızı çok daha hızlı hazırlayabilmek için, yaptığımız işi çok daha doğru yapabilmek için e, yapay zekayı hem günlük hayatımızda hem de teknolojilerde aktif olarak kullanmak e, zorunda olduğumuzu, Hatırlamakta fayda var. Peki bu iki temel sorunun da cevabını otomatik olarak getirdi. Daha önce sorduğumuz sorular bunlar. İşimizi elimizden alacak mı ya da tehlikeli mi? Artık bu sorularda demode olmaya başladı. Çünkü aşikar ki artık işinizi elinizden alacak sizin yaklaşımınız. Yani generatif AI'yı bunun gelişimini ve akışını AI'daki değişimleri işe doğru şekilde adapte edemeyince biz o işin ee, ...geleceği noktayı kaçırmak zorunda kalacağız. Ondan dolayı ister bir pilot olalım, ister bir doktor olalım, isterse e, PowerPoint'te bir sunum hazırlayalım, Excel'de sunumlarımızı hazırlayalım. Mutlaka yapay zekayı aktif olarak kullanmamız gerekiyor. Bu kullanma sadece pratik olarak bunları hayata geçirmek kısmında değil. Nerede veriyi kullanarak, yapay zekayı kullanarak karar alma sürecinde. Bunu yaptığımız zaman ne değişecek? Öncelikle bilgiye ulaşma hızımızın değiştiğini, daha önce daha çok bilenin daha iyi işler yaptığı dünyadan bildiği bilgiyi daha kreatif, daha fazla deneyimle e, yoğuran, e, onu takımıyla doğru şekilde paylaşıp tartışarak içerikler üreten bir e, ekosisteme doğru evrilmiş durumdayız. Bu birinci sorumuzun cevabıydı ve tanım sürekli değişiyor. Yani eskiden bu soruyu sorduğumuzda tartışmaya açıktı. Şimdi tartışmaya açık değil. Çünkü işlerin profilleri bugün itibariyle değişmeye başladı. Yani Excel'de hazırlanmış raporlara artık 2 saatte Power BI'lara, PowerPoint'lere birkaç saatte ulaşmıyoruz. 10-15 dakikalara düşmüş durumda. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Tabii şey hala riskini koruyor. Yapay zekanın ya da generative AI'ın bize yüklediği sorumluluk hala şiddetini koruyor. Bundaki temel sebebi nasıl söylüyoruz? diyoruz ki insan ya da bilgelik dediğimiz kavram ki yapay zekanın yaratıcısı neyin doğru olduğuna göre karar neyin doğru olduğuna karar verir. Bilgelik olarak bunu tanımlıyoruz. Bilgisayar ise neyin doğru olduğuna karar veriyor. Bize bağlılığı, yapay zekanın bize bağlılığı çok yüksek. Kendi doğrularını üretmeye başlayan yapay zekalar da ortaya çıkmaya başladı. Bilgiliğimizi elimizden mi alıyor? Sorusu aslında bunun biraz daha advance boyutu yani orada yine insan dokunuşunun yine arka taraftaki insan e, tanımlamalarının olduğunu unutmayalım. Açıkları da bırakacak olan biziz, yönlendirmeleri de yapacak olan biziz. Maalesef bu konuda çok e, iyi deneyimler yaşamadığımızı hatırlayalım. Hani benim sonunu getiremediğim filmlerden bir tanesidir Oppenheimer. Hani orada e, hani bu Hinduların kutsal kitabı Vadavat Giga'da e, şey e, Geçen bir savaşçı diyaloğu var. Orada ne diyor? Ben e, ölüme dönüştüm ve ne oldu? Dünyayı e, bertaraf edebilecek bir güce sahibim. O kelimeyi kim kullanmıştı? Oppenheimer. E, o atom bombasının babası dediğimiz kişi kullanmıştı. Şimdi yapay zeka da e, bu şekilde bir trend izliyor. Burada bizim özellikle sunumların başından şu ana kadar sunumların başından şu ana kadar o sorumlu e, yaptığı şeyin sorumluluğun e, şeyini üzerine alabilecek, riskini üzerine alabilecek bir konumumuz, konumumuzu korumamız lazım. E, Stanley'nin dediği gibi e, yüksek e, güç, yüksek sorumluluk gerektirir. Buraya adaptasyonumuz önemli. Şunu görüyorum ben, e, bunu daha önceki sunumlarda da baktım. Farklı farklı coğrafyalarda yapay zekanın ilerleme hızı farklı. Bunlardan ben biraz daha Avrupa'da olduğum için Avrupa örneğini vermek istiyorum. Avrupa'nın hızı bu noktada belki o kadar agresif olmayabilir ama biraz daha sorumlu ilerlediğini söyleyebilirim AI ekle birlikte. Bunlardan bahsetmemin sebebi şu, karar alma sürecinde birincisi şu bizi bağlıyor. Neden buna ihtiyacımız var? İkinci hangi riskleri içeriyoruz? Üçüncüsü ne gibi sorumluluklarla hareket etmemiz gerekiyor? Ve arkasından da Bunları yaparken hangi disiplinle yapmamız gerekiyor? İki şey daha ekleyeceğim, bunların önemli olduğunu düşünüyorum. AI ek tarafı yine karar almada dört tane seviyeyi doğru şekilde konumlamamızla alakalı. Burada Avrupa Birliği'nin Avrupa'nın ortaya koyduğu dört tane risk seviyesi. Bunu neden paylaşmak istediğimi ileteyim. Birincisi çok bence net bir çerçeve çizmişler. Arkasından alt endüstrilerde doğru tanımlama yapmışlar. İncelenmesinde şiddetle fayda var. Bunlardan bir tanesi engelli ulaşılmaması gereken kitle. Çok insana dokunan kısım, e, sosyalliğe ve bireyselliğe dokunan kısım. Bunlara dikkate almamız gerekiyor bizim. İkincisi yüksek liste alanlar özellikle endüstri bağımlı konular. Bunlara dikkate almamız lazım. E, hem e, şey toplumsal hem de sağlıkla ilgili başlıklar bu kategoride. Daha çok oyun alanımız sarı kısımda. Aslında üreteceğimiz verim de biraz sarı kısımda. Diğer yerlere girerken dediğim gibi biraz daha kontrollü hareket etmekte fayda var karar alırken. Bütün bunlardan sonra bir de bize bakan bir konu var. Yani karar almaya bizi taşıyan konulardan önce dikkat etmemiz gereken şu, konu ayrı bir trende evrilmiş durumda. O da device'larla, araçlarla, teknolojiyle olan bağımız çok fazla güçlenmeye başladı ve yeni bir trend ortaya çıkardı bu. Bu ortaya çıkardığı trend hayatla teknoloji arasındaki ilişkiyi doğru şekilde dengelemek. Bundan da uzak kalmamamız lazım. Yani yapay zeka bize zaman tanıyorsa açtığı zamanla yine yapay zekaya yer açmıyor olmamız lazım. Biraz kendimize zaman ayırmamız lazım. Burada araçları yanımıza konumlamalıyız. Yani yapay zeka dediğimiz araç benim yanımda beni destekleyen bir şeydir. Ben teknolojiyi kullanan bir profilim. Bunun içinde doğayla e, entegre bir hayat doğru şekilde zamanımı ayırarak ilerlediğim bir sürece ihtiyacım var. Neden bunu söylüyorum? Hani bununla ilgili trendlere baktığınızda şu anda tiny house'lar, organik tarımlar, işte dışarıda doğayla baş başa hani yalın ayak yürüme vesaire bütün bunların hepsi artık realize olmuş durumda geliyor yaklaşık yavaş yavaş. Bunlar neden önemli? Çünkü artık yaratıcılığın ve deneyimin önemli olduğu bir yere doğru gidiyoruz. Bilgiye ulaşım ve erişimin kolay olduğu bir aşamadayız tüm bunları biriktirerek artık yapay zekanın business tarafında bize nasıl dokunduğunu ve bunu nasıl kullanmamız gerektiğine biraz e, değinelim. Bundan önce hangi aşamadaydık? Bundan önce şu aşamadaydık. Google bize güzel bir search engine desteği veriyordu. İşte auto suggestion yaptığı çeşitli önerilerle ki en fazla bunu mu yapmak istediğiniz, bunu mu denemek istediğiniz gibi başlıklar bizle paylaşıyordu. Onun dışında e, auto correction'lar yani verdiğimiz şeyi düzeltmesi bu tip destekleri vardı. Çok iyi bir indeksleme kabiliyeti vardı. Yani arattığımız şeyi sayfalarca, milyonlarca web sayfası içerisinden yakalayıp bize doğru bir order da getiriyordu. Hayatımızı çok güçlendirmişti. Şimdi buradan gelinen nokta hataların düzeltilmesi vesaire bizi başka bir yere taşıdı. Artık yapay zekada halüsinasyonları konuşuyoruz. Çok düşük hatalarla kontentlere ulaşma kabiliyetlerini konuşuyoruz. 2023'ün kelimesi halüsinasyon, %3-4'lük hataların konuşulduğu dönemde şimdi geldiğimiz teknolojik gelişimde enteresan bir bilgi var burada. Bilmiyorum daha önceki sunumlarda ben denk gelmedim. Onu paylaşmak isterim. Ee, Generatif AI'nin yaratıcıları ya da Google gibi alternatif teknolojilerin e, alternatif ürünlerin yaratıcıları diyelim. Çünkü orada e, Google var. Ee, teknolojiyi üretme hızıyla maliyet arasında şöyle bir matematiğe dönüştü. 3 yıl içerisinde bugünkü maliyetler onda birine düşüyor. Bu ilerleme hızı yani giderlerdeki düşüş hızı mor yasasının da çok üstüne geçmiş durumda. Yani aynı teknolojiyi 3 yıl sonra onda birine e, mal edebiliyorsunuz. Bu ne demek? Bugün kullandığımız ve bizim için pretrain olan yani e, birilerinin tar tarafından yapılıp bizim kullandığımız teknolojiler bundan 5 yıl sonra... ...bizim de üretebileceğimiz kadar ucuzlayabilecek bir hale gelecek. Dolayısıyla trend, o kaçan tren... ...bizim vagonunda olmamız gereken trenlerden bir tanesi. İşte daha dün, ya sunumu hazırlıyorum, gelişiyor. E, yeni bir şey ekliyorum, yeni bir şey çıkıyor. İşte artık Google'ın search kabiliyetinin de... ...Generative AI, e, ChatGPT tarafından aktif olarak denendiği bir noktaya gelmiş bulunuyoruz. E, burada özellikle mesela... Ee, internette yaşanan kodlama problemlerinde arama oranlarında inanılmaz düşüşler da değişmesine sebebiyet verdi. Burada da aynı şekilde e, search başlığı, e, content üretme başlığı, analiz başlığı, data analitik başlığı bambaşka bir yere doğru gidecek. Doğru yerde doğru zamanda olmamız gerekiyor. Karar verme konusunda da aynı noktada olmamız gerekiyor. Bununla ilgili iki tane önemli dinamik var. Bir, korumamız gereken geleneksel konular, 2 adapte olmamız gereken yeni konular. Şimdi onlardan bahsedeceğim. Birincisi geleneksel makine öğrenmesi ve yapay zeka perspektifini bir hatırlayalım. Ne diyorduk? Eskiden programlamayı konuşurken data girer ve program girer ve sonuç çıkardı. Evet 3 x kare ile birlikte 9'a ulaştırırdı bizi. 3 burada data, e, x kare de program. Ama makine öğrenmesi bize ne dedi? Ben dedi sana bu programı öğrenebilirim. Ben sana bu programı öğrenebilirim. Senin geçmiş verilerinle onun sonuçlar arasındaki bağ kurar. Sana onunla ilgili en doğru, en düşük hatayla programı üretmeni sağlayabilirim. Sen yine traditional programming'de geleneksel yöntemlerle tahminlerini yapabilirsin. Şu anda churn'ü, satış tahminini hepsini aslında geleneksel programlamayla gerçekleştiriyoruz. Bunun üzerine yeni bir yaklaşım ortaya çıktı. Generative AI. Peki bunu buraya nasıl adapte ediyoruz? Orada şöyle bir dokunuş var diyor ki bu başlıkları yakalamak kritik. Bütünü tamamlamak için. Diyor ki geçmiş veriyle geçmiş verinin sonuçları arasına arasında ilişkiyi bir algoritmayla kurup sana verdiğim yöntem artık değişti. Nedir şu andaki mekanizma? Senin eski verinin içerisinde aslında olan patenlerden üretilebilecek yeni patenler var. Bu patenler senin aslında kör noktaların. Datanın içerisinde bu senaryolar var. Sen bunları real olarak görmüyorsun. Aslında gerçekte bunları üretebilirsin. Ee, bir nevi e, sentetik veri üretim mantığında ama biraz daha prediktif bir yaklaşımla üretiyor. Yani ben bugün kredi aldığımda, almak istediğimde kredim reddedilebilir geleneksel yöntemleri kullanan bir banka tarafından ama generatif yaklaşımla ilerleyen bir banka açısından reddedilmeyebilir. Çünkü banka şunu düşünebilir. Bu kişi şu anda oturduğu semt Anadolu yakasının ortalama düzeyde bir semti. Moda'dan bir ev alacak. Ben buna kredi vermeli miyim? Moda'dan ev aldığında kişinin sosyal çevresi, çalışma düzeni, elde ettiği gelir, kirasındaki ortadan kaybolma ve ödeyeceği mortgage bütün bu dinamiklere bir anda baktığımızda benzerleriyle daha önceki benzerleriyle karşılaştırdığımızda bu kişinin kredibilitesinin artmasını bekliyoruz. Bir senaryo üretiyor. Yani artık benim üreteceğim makine öğrenmesi sonucu geçmişteki olan olaylar ve onların türevlerinden çalışılmaya başlandı. Bu da kompleks problemlerin çözümünde elimizi oldukça yavaşlattı. İşte bu adaptasyon, bu geçişi biz nasıl yapmalıyız? Özellikle business oriente profiller olarak bunu yakalamamız gerekiyor. Ondan dolayı data analitik ve yapay zeka arasındaki iletişimi e, tekrar bugünkü sunumlarıma taşımak istedim. Nedir bugünkü sunumlardaki e, adımlardaki en e, önemli başlıklardan bir tanesi şu. Şimdi özellikle teknolojinin gelişimi, analitik e, olgunluk basamakları, e, bu Gartner'ın basamağı bildiğiniz gibi dört aşamadan oluşuyor. Bunu çok fazla kullandık. Mavi kısmı. Yeni e, taraf tarafından eklenmiş başka bir yerde muhtemelen denk gelmeyeceğiniz bir e, perspektif. Şu anda aslında realitede ve gerçekte yaşadığımız yaşamamız yaşamamız gereken başlık. Deskriptifle başladık, diagnostikle devam ettik, tahminlememizi yaptık ve preskriptifle konuyu güçlendirdik. Artık konunun e, akılcı, daha doğrusu e, yapay zeka ve analitiğin business'la doğru buluştuğu, Bunların birbiriyle ...uyumlaştığı, fine-tune olduğu, ince ayarlarının yapıldığı bir noktaya geliyoruz. Şimdi siyah ya da gri kısımdan mavi kısma giderken... ...işte üzerimde taşımamız gereken en önemli unsur ne? Biznesi çok iyi bilmek. Karar vericilerin karar verirken kendi endüstrilerine de çok hakim olması. Ondan dolayı teknoloji şirketleri, yeni kurulacak startuplar iki şeye odaklanacaklar. Ya core teknoloji üretecekler ve kullanıcılar bunları kullanıyor olacak ya da teknolojiyle beraber çok doğru bir alt biznesta ve endüstride iyi bir insight üretecekler. Bu ikisi olmadığı sürece artık endüstride yer bulmak da çok kolay olmayacak. Biz de bunu yapıyor olmamız lazım. Otomatik olarak bu bizi nereye taşıyor? Şirketlerdeki business unitlere, iş yapan birimlere taşıyor. Yani şu anda sorumluluk bugüne kadar E'yi üreten teknik birimlerde ve R&D'deydi. Artık pazarlama departmanları, satış departmanları, HR departmanlarının hızı bizim teknolojiye olan hızımızı belirleyecek. Aksi takdirde hani deriz ya halkanın en zayıf yeri benim performansımı belirler. Artık yapay zekada da bu noktaya gelmiş durumdayız. Uygulama alanlarında yapay zekanın performansı, şirket performansı iş birimleriyle doğrudan alakalı. O yüzden data scientist hani en başta bahsetmiştik ya. Gerçi 2002 ama 10 yılda bir makalenin çıktığını düşünürsek bu aralar belki 2000 yine 25'li bir makale çıkabileceğini öngörüyorum. Data science'ın hala özellikle domain knowledge tarafı, bilgiyi uygulamaya dönüştürme tarafı onu ayakta tutuyor. 10 yıldır, 12 yıldır ve bu aynı şekilde data analitikle birleşerek devam edecek. Yani şu gerçekten kopmuyoruz. Ortada bir pattern recognition var. Pattern'ler değişiyor. Senaryolar ortaya çıkıyor, endüstriler değişiyor, hızlar değişiyor ama neticesinde bir kaotiklikten bir içgörü üretim süreci değişmiyor. Bu üç, içgörüyü daha çok veriden daha hızlı bir şekilde üretiyoruz. Farklı yöntemler kullanıyoruz ama neticesinde bunu nereye yansıtmamız gerekiyor? E, stratejiye yansıtmamız gerekiyor. O yüzden veri odaklı karar alma konusunda... Data Driven ya da AI Driven bir kampanyanın dinamiklerini tekrar tanımlamamız gerekti. Eskiden sadece iki başlık üzerinden tanımlıyorduk. Şu anda başlıkların sayısı beşe çıktı. İnanılmaz artıyor. Deri odaklı ya da data analitik ve yapay zeka odaklı şirketlerin sahip olması gereken beş tane dinamikten bahsetmek istiyorum. Bu bizim karar alma süreçlerimizi etkileyecek. Bu işin ABCZ'si yani nedir onlar birincisi. Ben veriyi ve yapay zekayı şirketin ve aynı zamanda sorumluluk gereği eğer endüstri lideri endüstrimin ve e, yaşamın sürdürülebilirliği üzerine kurgulamalıyım. Birinci çıkış noktamız bu. Bunu yapan şirketlere artık AI driven şirketler diyebiliyoruz. Karar almasında bu sistemleri ön planda tutan şirketlere AI driven diyebiliyoruz. İkincisi hala trendini koruyan hatta pik yapan Yapay zeka'nın ve analitik süreçlerin şirketin büyüme motoru olmaya devam etmesi, şirketin büyüme motorları birden fazla ama an, ana temalardan biri kesinlikle yapay zeka. Yani satışta önemli bir rol alması, yapay zeka'nın kritik. Aksi takdirde biz bu şirketlere AI-driven çok diyemiyoruz. Yani bir çaba var ortada ama çabayı finansa, karlılığa aynı zamanda sürdürülebilirliğe dönüştürme problemi yaşıyorlar. O yüzden. Biz ne kadar kullandığımız teknolojileri içerilere doğru yayıp karar mekanizmalarına yansıtabilirsek o kadar başarılı olacağız. Üçüncüsü teknolojik olgunluk. Eskiden daha demode metotlarla ilerlenebildiği bir dünyadaydık. Şimdi artık burada bir trend breaking oluştu. Trend breaking ne demek? Yani zaman bükücü diyebileceğimiz de bir kavram beklenmedik şekilde. Şimdi şu bugünden geleceğe bakıyoruz. Beklenen bir kısım teknolojik gelişmeler var ufukta görünen, öngörebildiğimiz. Trend breaker'lar bunu göremediklerimiz olmuş oluyor. İkincisi onlar başladıktan sonra artık geçmiş ve bugün arasında fark var ve geçmişe dönemiyoruz anlamına geliyor. Nedir bu trend breaker'lar? internet mesela. Değil mi? Bilgisayar. Ondan sonra cloud e, sistemler. Onlardan önce ve onlardan sonra olarak tanımlıyoruz. Çok hissetmesek de IOT. Çünkü günlük hayatımıza aşırı dokunmadı ya onu yavaş yavaş hissedeceğiz. Ve aynı şekilde generatif yaklaşım da burada bir time breaker. Yani eskiden olanlarla bugün ve gelecekte olanlar arasında uyumlaşma o kadar kolay olmayacak. Neleri değiştirdi onları yakalamak gerekiyor. Birincisi teknolojik olgunluk. Artık yeni teknolojileri kullanmakta mecbur bir aşamaya gelmiş durumdayız. Üçüncüsü. Özellikle altını üç kere çizmek istediğim. Yani bugün konuşuyoruz, dün konuştuk, bir hafta boyunca tartışacağız. Uzun süredir üzerinde dedikodu yapıyoruz. Ama gerçekten bunun bizim şirketimize, iş birimimize, hayatımıza adapte olmayı sağlaması için liderlik çok önemli. Şirketin liderleri, şirketi yönetenler ve kanal mekanizmaları, finansı sağlayacak departmanların fonlanmasını ya da projelerin, ne, ne, ne diyoruz orada, projelerin sponsorları Onların yaklaşımları bizi data driven bir hale getiriyor. Bu yaklaşım eskisine göre çok daha e, parlıyor ve sonuncu da bence en önemli nokta bugünün aslında çıkış teması iş birimlerinin satış, pazarlama, finans, muhasebe, yönetim, e, analitik olarak şirketteki teknolojiyi dengeleyen, yakalayan aynı hizaya gelen e, kişiler ve e, e, ekipler olmasından geçiyor. Bu süreçler tam 13 tane temel anahtar e, konuyu hatırlamak ve uygulamakla alakalı bu dönüşüm. Şimdi bunları tek tek sizle başlayacağım. Sıfır noktasından başlayacağım. Yani yapay zeka ve karar alma konusunda sıfır noktasında ne değişti ve bugün ne yapmamız gerekiyor? Bunlardan birincisi şu. İş birimlerinin dönüşümü. Artık iş birimleri teknik departmanlardan bağımsız hareket etmek zorunda kaldılar. Kalmalılar. Ne demek bu? Kendi oper teknik birimler artık daha çok R&D'ye ve araştırma geliştirme o pozisyonlarına odaklanmaları gerekiyor. İş birimleri onların analitik yüklerini almaları gerekiyor. Bunun için karar verme mekanizmalarını güçlendirmeleri gerekiyor, insight üretebilmeleri gerekiyor, verimliklerini arttırmaları gerekiyor. Yani birinci dönüşüm bu. İş birimleri artık analitik yükü alıp teknik birimlerle aralarında bir bağımsızlık oluşturma aşamasına geldiler. Teknoloji bunlara yardım etmeye başladı. Aslında hublarda da dönüşüm bu şekilde. Çok hızlı bir şekilde kendini eriten bir konu teknolojik hublar. Yani işte İspanya'da da var, Barcelona'da da var, Amsterdam'da olsun, yukarıda Amazon'un şeyde, Kuzey Avrupa ülkelerinde, Almanya'da, Pol şeyde Polonya'da vesaire oluşan teknoloji hub'ları var. Ne mantıklı oluşturuldu bu hub'lar? Dediler ki biz yetkinli olan e, teknik profilleri bir araya toplayalım onlar şirketin analitik ve data science yükünü, AI yükünü kaldırsınlar, bir araya gelsinler onlara güzel de bir yaşam e, ve e, şey sunalım e, habitat sunalım ve birlikte çalışsınlar. Öyle başlayan teknoloji bambaşka bir yere evrildi. Artık bu hub'lar eskisi gibi data science ve Data analitik içerikler üretmemeye, onları geride bırakıp, business unitlere paslamak durumunda kaldılar, paslamaya başladılar. Artık onlar sadece yeni teknolojileri üretmeye, yapay zekayı, hatta bunları bir business, örneğin Huawei'nin yaptığı şeyi söyleyebilirim size, tamamen ürettikleri teknolojileri kendi şirketi için ürettiklerini ayrı bir kâr odağı şeklinde şirketlere transfer ediyorlar bilgi teknolojileri olarak. Bu durumda ne olmuş oldu? Buradaki özellikle günlük analitik görevler şirketin toplam stratejik hedeflerine odaklanma kısmı teknoloji ekiplerinde ama günlük analitik başlıklar onun dışında şeyler iş birimlerinin ihtiyaçları onların skoplarından başlamaya çıkmaya başladı. Bu trend bize de Türkiye'ye de yavaş yavaş geliyor. Burada bireye düşen görev ne? Ben analitik olarak bir pazarlama departmanı olarak bu görevi üstlenecek profillere sahip olmam lazım. Satış departmanı olarak bu görevi üstlenecek profillere sahip olmam lazım. Yani veri odaklı karar alma konusunda veriyi de üreten Analitik yaklaşıma sahip olan bir departmana dönüşmem lazım. Bu da dönüşümün ikinci aşaması. Üçüncüsü daha doğrusu ben iki diyeyim sıfırdan başladığımız için diğer aşaması ekipte mutlaka bir yapay zeka faaliyetinin olması. Yani artık masamızda mutlaka yapay zeka var. Biz hiçbir şekilde e, bunu e, adapte etmeden e, kararları kararları sürdürülebilir kılamıyoruz. Neden? Çünkü bilgi hızlıca değişiyor. Geleneksel yöntemler artık e, verimini kaybetmeye başladı. Eskiden conversion rate'lerimizin 6-7'lerde olduğu case'lerde artık 2.5-3'leri zor görüyoruz. Onların oralara ulaşması işte yapay zekayı takımımıza almakla, soruları ona da sormakla alakalı. Bunu kullanabilmek. Bu ne demek? Aslında bir tool, değil mi? Doğru bir araç. Karar mekanizmasının içerisine bunun dahil edilmesi konusu. Bütün bunların hepsi yenilik. Ama bu yeniliklerin yanında geleneksel olan, kaçırmamamız gereken bir konu daha var. O da hala garbage in, garbage out. Bu değişmeyen bir dinamik. Hatta garbage'ın büyüklüğü, yani çöp datanın karışıklığı, büyüklüğü giderek artıyor. Bilginin de karışıklığı artıyor. Çok doğru olarak e, sırtınızı yasladığınız bir jeneratif yaklaşımın bile bir halüsinasyonu var. Dolayısıyla aslında artık verinin doğru olup olmadığını... Veri temizleme süreçlerinin kritikliğini daha da güçlendiren, daha da önemli hale getiren bir hale geldik. Çünkü hata artık gerçeğe çok yakın, hata artık gerçeğe çok yakın. Bunun da çözümünü insan dokunuşuyla yapabiliyoruz. İnsanın rolünü iki yerde çok önemsiyorum. Birincisi hata ve eksiklikleri dokunarak çözme, ikincisi ise kreatif e, yaklaşım ve business knowledge kısmı yani e, işin e, o insani e, üretkenlik kısmı ondan da bahsedeceğim dolayısıyla verinin temizlenmesi doğru kabul eden bilgilerin cross checkle gözden geçirilmesi bu baş eskiden ne diyorduk missing value diyorduk değil mi doğru hala öyle eskiden ne diyorduk outlier anomali diyorduk neydi hala öyle ee, tekrar eden verilerin düzeltilmesi e, hala öyle. Şimdi bir de şuna bakacağız. Acaba bu veri gerçek bir veri mi? Biraz önceki sunumda ne dinledik? Gerçek olmayan yüzleri dinledik değil mi? Gerçek olmayan yüzlerin olduğu bir e, ortamda gerçek olmayan verilerin e, bizi yanıltması çok mümkün. Bundan dolayı üçüncü nokta gelenekseli dönüştürdüğümüz nokta karar almada kritik başlıklardan biri oldu. Dördüncüsü de bence e, önemli konulardan bir tanesi de stratejiyi, teknolojiyi birleştiren konu. Yani ben hem müşterimi çok iyi tanımalıyım, hem hitap ettiğim müşteri derken bu arada illa kar odaklı bir şirket olması gerekmiyor. Yani bir NGO da olabiliriz. Yani hitap ettiğim kitle yani seslendiğim kitle olarak da düşünebilirsiniz burada. Onlara ulaşma mesajımı verme, onları dinleme, onların bana geri bildirimlerini doğru şekilde alma ve doğru şekilde aksiyon alma. Bütün bunların hepsi bizi bir noktaya getirdi. Hangi nokta? Sahada olmalıyız. Sahadan o kadar koptuk ki bazen, yani artık toplantıları bile dışarı çıkmadan yapıyoruz. Artık yemeklerimizi bile dışarı çıkmadan söylüyoruz. Artık çalışmak için bile de dışarı çıkmıyoruz. Bu kadar dışarı çıkılmayan bir noktada yapay zekanın ee, bize dışarıda harikalar yaratmasını beklemek mümkün değil. O yüzden sahada olanın, sokakta olanın, müşterisine dokunanın, dinleyicisine dokunanın başarılı olacağı, fark yaratacağı bir aşamadayız. E, bu eskiden çok önemliydi, şimdi kaçınılmaz hale geldi. Yani karar alma mekanizmasında dikkat etmemiz gereken en önemli başlık. Peki buradan hangi sonuca varıyoruz? E ben yeterince sahaya çıkamıyorsam sahada olanları çok iyi dinlemeliyim. Makinanın ürettiği, yapay zekanın ürettiği benim için ne kadar değerliyse sahadaki satış biriminin, müşteriye dokunan temsilcinin, müşterinin sesi de bir o kadar önemli oldu. Tabii ortama da bağlı olarak müşterinin sesini müşterinin olduğu yerde dinlemek lazım. Sahada olmanın kritikliğini tekrar vurgulamak istiyoruz. Onun dışında karar almanın en önemli beşinci e, kritik noktası da e, özellikle beşeri bilimler, yaklaşımlar, sosyoloji, psikoloji, pazarlama, satış disiplinleri buradaki öğretiler... İşte pazarlama 50 60 oldu. Eee 60 çıktı. IoT 50 çıktı. Bütün bu dinamiklere hakim olunan bir mekanizma. İşte tam bu nokta dönüşümün çıktığı e, merkezi ne oluşturuyor. E, demek istediğim şu. Eskiden bir T-1'de teknoloji ve teknolojiyi üretenlerin çok değerli olduğu bir dünya belli bir rekabet ve paralellik seviyesine geldi. Artık fark oluşturacak iş birimlerinin bu konudaki hakimiyeti çünkü onlar bu dünyayı biliyor. Teknolojiyi üretenlerin bu dünyaya meyli çok fazla değil. Yani ben pazarlamayı, satışı, onun HR'ı öğrenmek istiyorum. Bu motivasyonu çok yakalayamıyoruz. Yakalasak onlar çok başarılı olacaklar. Yani şu anda gerçekten bir data scientist, bir AI engineer bu işin business tarafında rol almak için efor harcasa aşırı başarılı olur. Bundan adım gibi eminim. Ama bu doğal akışta çok mümkün değil. Yani e, yokuş başka tarafa doğru. O yüzden bu tarafın öteki tarafa evrilmesi gerekiyor. Artık datanetik gömlekleri giymemiz gerekiyor. AR gömlekleri giymemiz gerekiyor. Bir taraftan da pazarlamanın, stratejinin, satışın, HR'ın dinamiklerini bu işin içine adapte etmemiz gerekiyor. Bunu karıştırmamamız gerekiyor. şey e, Birbirinden ayrıştırmamamız, birbirine doğru adapte etmemiz gerekiyor. Karar almanın diğer önemli konularından bir tanesi kaçınılmazı sevmediğimiz bir konu dijital ayak izlerine verilen önemin şiddetle artıyor olması. Burada e, kazan kazan konusu aynı zamanda bir bağımsızlık problemi. E, biz dijital ayak izlerini maalesef üçüncü partilerin eline bırakmış durumdayız. Çok güzel reklam tasarlıyorum. Değil mi? Aynı zamanda çok iyi bir şekilde conversion'lar yakalıyorum. İyi e, şeyler, keyword'lere reklam veriyorum. Ama platform benim çok dışımda. Ben konuya değemiyorum. Artık dijital ayak izlerinin şirket içerisinde de takip edilebileceği mekanizmaları kurmamız lazım. Yani Google Analytics'in bize verdiği o konforlu ortam analitik dünyada bizim için yarın öbür gün rekabet avantajını rekabet bariyerine çevirecek. Çünkü herkesin aynı teknolojileri aynı seviyede kullandığı anda değişen şey ne olur? Fiyat Aynı sonuca daha fazla ödeyerek ulaşmak zorunda kalırsınız. O yüzden bunun yanına aynı ayak izlerini doğru şekilde takip eden teknolojileri adapte etmemiz lazım. O Firebase'lerde vesairelerde biriken dataları artık içerilerde analiz eden pazarlama, dijital marketing, analitik ekiplerine ihtiyacımız var. Bu dinamik de önemli. Tabii bütün buraya kadar geldim. E, şunu kaçırmak istemiyorum. Yani konuyu anlatırken teknolojinin karmaşası, e, oradaki gelişim, e, ...bunun teoriyle birleştirilmesi... ...saha inme falan filan. Ama... ...yine de merkezde duran en önemli şey... ...basitlik. Basitlik de konuyu aslında en doğru yere taşıyor. Neresi o? Mesela... UX/UI'nin önemi. Product Ownership'in önemi. Bugün... E, ...yapay zeka... ...generatif eğer yıllar önce... ...hani yıllar önce derken artık öyle 10 yıllardan... ...bahsetmiyoruz. Belki bir, bir buçuk yıl önce... ...gerekli olgunluğuna ulaşmıştı... ...bizim önümüze gelmeden önce. Ama ne oldu? Onu bize doğru mesajla. Buyurun size nasıl yardımcı olabilirim? Hatalısın dediğimde evet haklısın. Bir de şu perspektiften bak diyerek bizle iletişim kuran, basitliği önemseyen. Her ne kadar search kısmının çok basit olduğunu düşünmüyorum. Yani biraz hayal kırıklığına aradım. Çok daha başarılı bir UX UI beklerdi. Ama rekabetten dolayı biraz da aceleye getiriyorlar. O yüzden önden çalışmak lazım. Nasıl tekstil sektörü geleceğin modasını bugünden çalışıyor? E, geleceğin UX'ini, UI UI'ını bugünden çalışmamız lazım. UX UI olarak biz yarını düzeltmeye çalışırsak geç kalmışız demektir. Basitliği korumak en önemlisi ki end user'a ulaşsın. Yapay zeka neden bugün bizi bu kadar heyecanlandırıyor? Çünkü artık benim, ablamın, kardeşimin 8-9 yaşındaki kızımın kullandığı, şu anda 8 yaşındaki kızım ödevini Generatif AI ile birlikte yapıyor, yapıyor Katalanca ödevini burada burada bu seviyede bir basitliğe ihtiyacımız var. Onun konuşabildiği bir yapay zeka ihtiyacımız var. 5-7 yaşındaki bir çocuğun konuşabildiği, yabancı bir dilde konuşabildiği bir yapay zeka ihtiyaç bize iş birimlerinin stratejik önemine doğru götürüyor. E buradan da çıkan sonuç ne? İşin storytelling kısmı yani hikaye anlatıcılığı. Ben ürettiğim teknolojiyi şunu görüyorum firmalarda. Biz kendimize, kendi ekiplerimize eğitim veriyoruz ama dilimiz biraz ağır kalıyor mesela. Güç, güç zorlanıyoruz. Neden? Çünkü çok teknoloji odaklı bir dille aktarılmaya çalışılıyor bu tema. Aslında e, bunun mümkün olduğunca e, uyumlaştırılması lazım biznesa. Bu sadece use case'lerin doğru anlatılmasında anlatılmasıyla ilgili bir şey değil. Doğru metaforların kullanılması, doğru benzetmelerin kullanılması. Bütün bunların yapılmasıyla mümkün. Aynı Jeffrey G. dediği gibi... Sen ne anlatırsan anlat, karşı tarafın kapasitesi kadar ona geçirebilirsin bu mesajı. Ondan dolayı e, senin algın, senin mesajın, senin oluşturduğun marka imajı tamamen onu ne kadar karşı tarafın anlayabileceği bir dile dönüştürdüğünle alakalı. E, teknoloji hızla ilerliyorsa, bu da karar almanın en önemli merkezi olmuyor mu? Tabii ki oluyor. Dokuzuncu konu ise nedir? E, özellikle iş birimlerinde e, birebir alt temalara dokunan çözümler bunları konuşuyoruz ama uygulamaya gelindiğinde çok azı uygulanıyor çok primitif uygulamalar var bir kısmı da uygulandığı söylensin yani bununla ilgili bir hikaye oluşsun diye söylenen uygulamalar yani pazarlamada artık e, HR'da, satışta finansta, işte üretimde, prediktivde bunların çok yoğun kullanılması lazım. Bunların yoğun kullanımı için teknik departmanların yapmasını bekleme devri geçti. Artık biz bunu bekliyorsak trenin peşinden koşanlar oluyoruz. Ya da gazete okuyanlar oluyoruz. Biz ne yapacağız? Bunu kendi içerisinde yapabilen departmanlara dönüşmemiz lazım. Liderlerimizin dönüşüm yaşaması lazım. Lider, bakın İşleri kaybetmekten bahsettik ya, bence pozisyonların kaybından bahsetmemiz lazım. Liderler liderliklerini kaybedebilirler. Çünkü liderlik konusu başka bir şeye evrilmiş durumda. Liderlik konusu başka bir şeye evrilmiş durumda. 12. numaradan bahsetmek, şimdi 9'dan 12 atlayayım, işin dinamiği ve akışı sebebiyle. Liderler ve liderlik dediğimizde enteresan bir tablo çıkıyor çünkü ortaya. Bunlar liderler. Hani... Teknolojiyle ilgili yapılan konuşmalarda işte ülkeler nasıl adapte oldu, o hangi teknolojiyi üretti, öteki nasıl bir devrim yarattı hep bu isimleri görüyoruz. Bunlar gerçekten benim bahsetmek istediğim liderler mi? Teknolojik dönüşümün yol göstericilerim bunlar bence değil. Benim vermeye çalıştığım mesaj şu. Bunlar hikaye anlatıcıları. Yapılan şeyi çok iyi resmediyorlar. Ama teknolojiyi üreten ve kullanan liderlerin farklı yetkinliklere sahip olması lazım. bu, bu ekipteki bu liderlerin herhangi birinin ön planda olmayı istememe, e, ekibini daha çok ön plana çıkarma güdüsüyle hareket ettiğini düşünüyor musunuz? Olabilir belli iz düşünler ama yeterince mi bence yeterince değil. Yani burada özellikle e, Jim Collins'in ön tebasını verdiği 5. düzey liderliğe mecbur kaldığımız bir ortamdayız. Artık C level profiller yapay zekayı kendi businesslarına adapte etmek istiyorlarsa bir dönüşüm yaşamalılar yoksa dönüşecekler dönüşmeleri gerekiyor ya da şirketler kayboluyor ee, en önemli örneklerinden biri ne geçmişte Nokia'ydı yakında o soruyu soracağım size hangileri olabilir diye evet 5. düzey liderlikle karar alma süreçlerini ilerletmeliyiz nedir bu 5. düzey liderlik birincisi aşırı mütevazi bir kitle olmaları gerekiyor liderlerimizin çünkü alt tarafta gerçekten alfasıdır işte z kuşağı diyoruz içeride yeni yeni tanımlamalar yapıyoruz. Durmuyorlar, gidiyorlar beklentileri farklı. Problemin kaynağında çö çö problemi kaynağında çözmemiz lazım. Var olanı kabul etmemiz gerekiyor. Artık dönüşüm bize bakıyor biraz. Biz oradaki liderliğimizi sürdüreceksek. Yoksa buna adapte olan kişilere bırakmamız gerekiyor karar alma süreçlerini. Kişiler birincisi şirket hedeflerine odaklanmalılar. Eskiden biraz daha e, bireysel olarak ön planda olmayı hedefleyen bir lider profilimiz vardı. Artık biraz daha, biraz daha bireysel değil de şirketin ee, ve teknolojinin takımın gelişimini ön planda tutmakta fayda var. Deep knowledge çok önemli. Teknolojiyi üreten ve altınızdaki profiller, yönettiğiniz profiller sizin teknoloji bilginizin üstünde olduklarını düşünmemeliler. Belli konularda olabilir tabii ki ama toplam bilgi, entegrasyon ve doğru okumada sizi demode görmemeliler. Bu çok önemli işte beşinci düzey liderlik hem bu kadar güçlü bir e, neye e, yetkinlik setine sahip olma hem kendini ön planda tutmak istememe böyle bir hırsa sahip olmama hem de güçlü bir takımı yönetmeyle alakalı bir disiplin. İşte o zaman bu leadership kısmına tamamlanmış oluyor. Hemen devam ediyorum 10'a 11'e daha sonra geçeceğim. Bir de burada leadership kavramının hatalı olduğu bir nokta var. Sadece bireylere bağlıyoruz liderliği bireylere bağlı bir konu değil artık geldiğimiz yüzyılda. Daha doğrusu dönüştüğümüz yüzyılda. Nedir o? Şirketlerin de kültürü önemli. Şirket kültürü liderliğin kaynağıdır. Yani leadership'i biz ikiye ayırmamız gerekiyor. Birincisi şirket kültürü, ikincisi şirketin liderleri. Şirket kültüründe ne olacak dedik? Sürdürülebilir başarı, büyüme motoru. E, teknolojik olgunluk bunları destekleyen bunlara sahip bir kültürle ilerlenen şirketlerin AI driven veri odaklı karar alan şirketler olduğunu söyleyebiliyoruz. Mesela şu liderlik yaklaşımında şir bireylere 5. düzey liderlik dedik. Peki organizasyonlara düşen ne? Organizasyon öğrenme kısmı. Oradan bahsedeceğim. Ve business ünitlerin birbiriyle dengelenmesi liderlerin de kabiliyetlerini söyledik. Birincisi yaklaşımda Kesinlikle çok insancıl olmak durumundayız. E, i̇kincisi e, bilgi düzeyimiz derin olsa da duygusal olgunluğumuzun çok yüksek olması gerekiyor. Yapmak zorunda mıyız? Değiliz. Ama AI driven ya da data driven bir şirkete dönüşmek istiyorsak bu artık bizim için kaçınılmaz. E, yapmadığımızda ekipleri zaten elimizden kaçırıyoruz. İyi profillerle çalışamıyoruz. Anca yönetebileceğimiz profillerle çalışıyoruz anlamına geliyor. Organizasyonel öğrenmeye sonra geçeyim. Bütün bunlardan yola çıkarak 10 e, numaralı e, karar alma mekanizmasında dikkate alınması gereken şey de çok fonksiyonel yaptığımız işleri artık duygusal perspektife de taşıma. İşte yaratıcılık biraz da buradan ortada, burada ortaya çıkıyor. Yani karşıdaki beni anlasın. Yani beni anlamıyorsun. E, bu servis kalitesi, etkinlik, güvenilirlik, müşteri memnuniyeti, satış sonrası bunları çok konuşuyoruz. Bunlar artık hijyen faktöre dönüşmeye başladı teknolojiyle birlikte. Tabi uygulaması çok kolay değil, uygulaması zor da şunu demek istiyorum. Zaten bir endüstride rakipleriniz diyelim ki 20 tane değil ki. Yani sizin pazar payınızı sizden alan rakibiniz 3 tane. O 3 rakip de teknolojiye doğru adapte olduğunda e burada bir zaten çakışma, teknolojik olgunluk çakışması yaşanıyor. Biz kendimizi nerede fark oluştururken buluyor olmalıyız? Birincisi duygulara Psikolojiye, yaklaşıma, temaya ve respect diyebilirim buna. O andaki e, saygı durumu. Say Almak istemeyen müşteri başımın üstünde saygı durumu. Yani recommendation'a ayrı bir perspektif. Bunu alan bunu da aldı ama yani ister miydin böyle bir yaklaşımda ilerleyeceğimiz bir dönüşme doğru gidiyoruz. Bunu yapabilenler dönüşecek. Aykırı şeyler söylediğimin farkındayım ama trend breaking oldu ya. Hani kırıldı, e, buna dikkat etmemiz lazım. Bu birinci e, fark oluşturacağımız e, nokta bir değil iki oldu değil mi? Bir business unitlerin dönüşümü dedim iki bu. Üçüncüsü ise başarının anahtarı hatayı yönetmekten geçiyor. Ne kadar başarılı modeller kurarsak kuralım en en nihayetinde ya bir false positive yapacağız ya da bir false negatif yapacağız ya da false senaryo yapacağız e, false e, şey yapacağız e, generation yapacağız. Bu açık. Ama hata doğasında var. Hatanın olduğunu kabul edip hatanın doğru şekilde trade-offlanması, doğru olanın doğru ortamda seçilmesi önemli. E, bütün bunları yapacak olanlarda karar mekanizmaları. İşte C-suite'e oradan yaklaşıyorum. Genel müdürlere, yönetim kuruluna, icra kuruluna oradan yaklaşıyorum. Ya da bu tarafta iş birimleri ve liderlere oradan yaklaşıyorum. Doğru hatayı seçebilmek teknoloji ekiplerinin görevi değil sizin yönlendirmenizde olacak. Tabi arka taraftaki her şeye hakim olmakla alakalı bir konu. Evet. Bu tarafta maddeleri bitirdim. Yani bence 12-13 tane çok önemli karar alma dönüşümü vardı. Ya da korumamız ve değiştirmemiz gereken konu. Sonuncusu da organizasyonel öğrenme. Bence bu beni çok şaşırtıyor. Yani olması çoktan gereken ama olmaması için de çok mücadele edilen bir konu. Nedir o? Ya yani içeride kirli data var. Problemleri çözmek için yeterli tanımlamayı yapmıyoruz. Bakın bunlar AI'nin bariyerleri. AI ne kadar gelişirse gelişsin bu problemleri çözmeden gelişecek. Nasıl çözsün AI? Şirketin politik yaklaşımını, teknolojiye olan duruşunu, AI, generatif AI nasıl değiştirsin? Ya da doğru insanları şirkete alabilmek için yapmanız gereken insan kaynakları dönüşümünü AI sizin nasıl değiştirsin? Bunu yapamayacak. Bunlar hala AI'nin önündeki bariyerler. İşte bu bariyerleri leadership yaklaşımımızla yıkmamız gerekiyor. Tabi arka tarafta uygulanacak çok basit şeyler var. Birincisi insansızlaştırarak teknolojileri ilerlemeli. Yani ben ekibimi alıyorum, belli bir seviyede iyi işler üretiyorum, doğru liderlik yapamadığım zaman ya da fırsatlar ekip için çok daha cazip olduğu zaman insanlar gidiyor. E gitsin. Gittiğinde bilgiyi götürmesin. Burada benim sorumluluğum bu. Ee, i̇şte insanlardan bağımsız sistemler deploy etmek, ortaya çıkarmak. Bu da bağımsızlıktan insan dokunuşu olmasın demiyorum. Karanlık fabrikadan bahsetmiyoruz burada. Yapılan deneyimlerin gidildiği takdirde de şirkette kalması, doğru şekilde basitleştirerek gelecek nesillere aktarılabilmesinden bahsediyorum. Karar almada ben her şeyi Amerika yeniden mi keşfedeceğim? E, bu da önemli dinamiklerden bir tanesi. Bu da 8-10 tane başlık var ama inanın bu maddelerden hepsi için birer saat detaylı tartışmamız lazım. 13 madde için 13 saat rahatlıkla konuşabiliriz. Evet, onun dışında e, biraz da odaklanma gerekiyor. Yani e, biraz dağılabiliyoruz odaklanma, yani teknolojiyi ben benim için en doğru nasıl kullanabilirim? bir daha odaklanmayı burada sayabilirim. Öteki türlü enerjimizin yetmesi, bütçemizin yetmesi mümkün değil. Soru şu. Şirket bütçesinde 2025 yılında yüzde kaç iş birimlerinin AI adaptasyonu için para ayırdınız? Yüzde onun altında mı hala? Yüzde onun altındaysak ben AI driven. Teknoloji departmanında söylemiyorum. Teknolojiyi, generatif AI'yi iş birimlerinin kendi uygulamalarında kullanmasıyla ilgili söylüyorum. Bütçelerin oraya aktarılması. Yani şunu soruyor olmamız lazım. Bir dijital içerik mi satın aldın pazarlama ekibi? Ya da HR. Sen e, ekip olarak e, bir insan kaynakları yönetimi platformu mu satın aldın? E, bunun içerisinde ne kadarı teknoloji ve AI adapte? Bütçenin bu kadarını bunun için harcamalısın. Bu adaptasyonları yapabiliyor olmamız lazım. Evet ve e, tabii ki roller. E, bu anlattıklarım en başta şunu dedim. Basitlik önemli dedim ya. Hani bu süreç içerisinde nasıl bir yol haritasıyla ilerlemeliyiz sorusu öncelikle şirketin bütün çalışanlarının doğru bir veri okur yazarlığı seviyesine gelmesi. Bu her şirket için kaçınılmaz. İkincisi veri kalitesinin artık problemsiz bir şekilde kaliteden kastım sadece yanlış veri değil, eksik veri, toplanmayan veri, hala transactional olarak kaçan bir sürü veri var. Sağda satışçıda kalan çok veri var. Bunların alınması, sonra doğru bir data science yaklaşımı. Bu data science yaklaşımının içine departmanların korunması ve doğru tedarikçilerle çalışma. Evet start point bu. Normal şartlarda biraz daha kontentim var ama zamanında doğmaya başladığını görüyorum. Soru cevap kısmını e, olabilir. Ondan dolayı e, kaç yeri hızlı geçeyim. En sona 10-15 dakika soru cevap kısmı kalsın istiyorum. Başlangıç noktası ne? Başlangıç noktası özellikle iş birimleri ve soft skill profilleri için söylüyorum. Ortada bir veri var. Bu veri ve onun çözümlenmesi karışık değil. Doğru dilde bunu dinleyip doğru dilde edinmemiz gerekiyor. Artık uygulamamız gerekiyor. Datalarda bulanıklık nedir? Kararda bulanıklık nedir? Bu bulanıklığı çözmek için hangi yaklaşımları yapabilirim? Bugün yapay zekayı elle çözebilme kabiliyetine sahip olduğumuzda bunu anlayabiliyoruz. Yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Hani egzacere etmek dediğimiz konu vardır ya. Nedir egzacere? Yani bir şeyi abartarak ya çok arttırarak ya da çok basitleştirerek yapmak. Basitleştirdiğimizde yakalayabiliyoruz. Çünkü bu teorilerin önemli bir kısmı aslında 1950'lerle 1970'ler arasında üretilen makalelerde var. Yani New Detention'la birlikte hani 2012'de çıkmış bir makale var ama altyapısına, arkasına, oradaki e, detaylara baktığınızda bunların yazıldığını sadece yeni teknolojilerle doğru şekilde entegre edilip para harcandığında hayata geçtiğini düşünüyorum, görüyoruz. O yüzden bunu yakalayabileceğimizden emin olun. Yani ben Random Force dediğimde bundan çekinmek ya da uzak kalmak yerine işte kalabalıkların bilgeliği bir grup bir şeyi e, izole bir grup bir şeyi ortaya koyduğunda resmin bütününe göre daha spesifik bir şekilde koyabilir. Ne demek bu? Şirketin mesela bunu bir örnekle anlatmak istiyorum. Random Forest nasıl çalışıyor? Şirketten çıkan bir kararı düşünün. Şirketten çıkan bir sonucu düşünün. Bir de departmanlardan çıkan bir sonucu düşünün. Her departman kendi güçlü olduğu noktaya göre sonucu yorumlar. Her departmanın yorumunu ayrı ayrı alıp ondan sonra şirketin kararı icra kurulunun vermesi başka, icra kurulunun kendi deneyim ve tecrübesiyle konuya cevap vermesi başka. Biri bir karar ağacı, biri random forest. Değil mi? Bu şekilde yakalayıp adapte etmemiz gerekiyor ve soru cevaplarla ilerlememiz gerekiyor. Kapalı kutulardan uzak duralım. Ne demek istiyorum? Yani ben bilgiyi verdim, o çalıştı, geldi. O sizi kandırabilir. Yanlış yönlendirebilir. Bilmediğini söylemeyeceğine de emin olabilirsiniz. Teknolojinin öyle güzel bir huyu var neyi bilmediğini söylememeyi tercih ediyor. Peki yapay zeka gelişiminde hangi noktadayız? Hızlıca da e, onu toparlayıp e, son noktayı koyalım. Şimdi dar yapay zeka e, günümüz şey e, çok yoğun kullanıyoruz hala. Yani soruyoruz, cevap alıyoruz. En basit modeller bu şekilde hareket ediyor. Sonra reaktif beni anlıyor, benim ne dediğimi yakalıyor, ondan sonra bana göre cevap veriyor işte bunu mesela bence çok çok iyi kullandığımızı düşünmüyorum. Hani diğerini çok iyi kullandık da bu kısım biraz medyatik ve şey olarak devam etti. Eğlence odaklı devam etti ikinci kısım. Generatif veya şu anda içinde yüzüyoruz. Farkına varmaya çalışıyoruz gerçekliğin. Bir kısmını yakaladık. Bir kısmını adapte etmeye çalışıyoruz. Ben bunu yani şu ana kadarki slaytlarda doğru bir şekilde nasıl adapte edebilirim? Merdivenin birinci katından üçüncü katına zıplayamayız adımları doğru şekilde çıkıyor olmamız gerekiyor. Karar alma da bunun merkezinde olması gerekiyor. Benim nacizane kanaatim bu şekilde. Ve tabii ki General AI yani q yani işin şehir efsanesi tarafı. Yani birilerinin istifa etmesi, gelmesi, şirketteki kişilerin ayrılması vesaire bence harika bir reklam oldu. Yani içeride insanüstü bir şeyler üretiliyor konusunun halka bu kadar net anlaşılır şekilde aktarılabildiği iyi bir senaryo diyorum ben. E, çünkü bugünden ben onun sahibiyim demek. Pazarlamacılar beni anlamıştır, satışçılar ya da hikaye anlatıcıları beni anlamıştır, halkla ilişkiler daha iyi anlamıştır. Yani burada teknolojiyi üretmeden sahibi benim diyen bir e, çalışma sisteminden bahsettiğimiz dünyada bunun birebir aynısını da bizim yani iletişim olarak vesaire kullanmamız şart. Generative AI kısmı ve onun ortaya çıkardığı başlıkları çok dinledik. Bunlardan çok bahsetmek istemiyorum. Ana birkaç temayı burada vurgulamak istiyorum sadece. Bunlardan bir tanesi şu. özellikle yaratıcılığın adaptasyonun kritik olduğu bir döneme giriyoruz. Generative AI'nin doğuş sebeplerinden bir tanesi buydu. İkincisi Kompleks problemlere çözümü aradığımız ama aslında gerçek olmayan vakalardan üreterek sonuca ulaştığımız bir yerde olduğumuzu ve geriye ulaşmaktansa kullanmanın kritik olduğu bir yerde AI ile genetik AI'nin ayrı ayrı karşılaştırmasına şu anda gerek yok bunu yakalamak yeterli. Bir tane son olarak da bahsetmek istediğim başlık şu. Generatif AI'ın karar almadaki iki önemli gücü. Bunlardan bir tanesi burada bir dönüşümden birinin eski birinin yeni olduğundan bahsedilir. Ben bunları hani bu rekabetçi yaklaşımda var ya generatif AI'da. Onunla da birleştirerek şöyle söylüyorum. Ayrıştırıcı problemin e, önemli alt detaylarını çözerek ilerleyen sistemleri korumaya devam etmeliyiz. Ne gibi? Mesela çok e, karışık anlatmış olabilirim. Bir dil var burada, bir cümle var. Bu cümle hangi dilde yazılmış? Geneleksel yöntem diyor ki ben diyor fonotiğine bakarım. Cümlenin yapısına bakarım. Harflere bakarım. Derim ki bu şu dilde yazılmış. Arnavutça yazılmış derim diyor. Genetif ta tarafta taraf da diyor ki ben bütün bilgileri kullanırım. Ben orakıl oluşturuyorum. Ve oradan bunun ne olduğunu sana çat diye söylerim. Bizim ikisine de ihtiyacımız var. Gelenekseli bırakamayız. İki nedenden dolayı bırakamayız. Bir, anlamamızı sağlıyor. İki, birçok doğruluğu çok yüksek ve hızlı, maliyetsiz çalışan yöntem hala orada. İkincisini de yakalamak zorundayız. Çünkü hıza, bilgiye ulaşma hızına ve bazı değişen sektörlerin dönüşmüş haline ihtiyacımız var. Evet örneği vermeyeceğim şu anda bitiriyorum genel itibariyle bir iki tane ek parçayla bitirmek istiyorum farklı bir yaklaşımda bitirmek istedim Hani LinkedIn'den bana ulaşmak isteyenler ulaşabilir Bu arada mesaj kısmından da atarım birazdan ama üç tane keyzden bahsetmek istiyorum ama buna kafa yorup irtibata geçip Hani bunun üzerinde tartışabileceğimiz 2-3 tane vaka bırakacağım buraya aramızda öğrenciler var, aramızda buna yeni adapte olanlar var, aramızda business'tan bir tık uzak olanlar var. Onlar belki deneyebilirler. Birinci case study şu. 8 tane şirket düşünün. Bu şirketlere ben şu anda AI'yı sorumlu bir şekilde ve aynı zamanda iş business başarıyı getirecek şekilde nasıl adapte edebilirim? Mesela bu kez üzerinde çalışabilirseniz üzerine tartışırız. Bana ulaşırsanız Instagram'dan bunun üzerine tartışırız. Onun dışında burada 9 tane takım var. Mesela bu takımlar şu anda jeneratif AI'yi nasıl kullanıyorlar? Belki ikinizi bu çeker. Ya da yapay zekayı doğru şekilde nasıl kullanıyorlar? Bunlarda nasıl adapte olunmalı? Karar mekanizmalarını bu tartışılabilir. Bu da güzel bir case. Bir sonraki case de şu. Bu arabayı bilirsiniz. Back to Future miydi? Evet. 2008'e dönüp 33-10 dünyasına dönüp yani siz o gün eğer Nokia'nın genel müdürü olsaydınız ki orada 3 nesil genel müdür var. Birinci nesil ilk hatayı yapanlar. ikinci nesil bunun önemini kavrayamayanlar var. Üçüncü nesilde geç kalmış olanlar ve yanlış partnerlikler var. Mesela bu kezi de inceleyebilirsiniz. Bütün bunların hepsini işte teknolojik gelişmeyle birleştirip kendinize bir yol haritası çizdiğinizde bence iyi bir ee, çıktı yakalanabilir ben bunu yaptım denedim oldukça faydalandım bunu söylemek isterim ve son kez de şu aynı Kodak gibi Nokia gibi Zerex gibi Yahoo gibi Compact gibi Toy Saras gibi teknolojik değişmeye ayak uyduramayıp bugün çok geride kalmış markalar var sizce gelecekte bu şirketlerden hangisinde bunları yaşayacağız buna bir de kafa yorulabilir ee, diye düşünüyorum Son olarak da kendi, teşekkür ediyorum tabii herkese ve kendi gerçeğimize mi döneceğiz yoksa yapay zekanın gerçeğine mi döneceğiz? Bunun karar noktası sanıyorum bu 2-3 günlük e, Halil Bey'in liderliğinde e, Treyi'nin e, ve ekibinin harika e, iş ortaklarıyla çıkardığı bu müthiş sunumlarda, bu müthiş e, oturumlarda bir anlam, e, anlama dönüştü. Çok teşekkür ediyorum burada olduğunuz için. Ben